Oo. Yarınki büyük habere pasta mı yapıyorsun? Aynen. He? Evet, pasta yapıyorum. Pasta değil de kek. Vay 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 vay. Bana Ata. Anne ne yapıyor sana? şuradan şey verir misin? O anne ne Yeşil. yapıyor sana? Yeşil. Ne yapıyor anne? Sıyırgacı verir misin Kek mi aşkım? yapıyor? Ay. Aşkım. Ne vereyim? Şu sıyırgaç var ya, onu versene. Sıyırgaç mı? Sıyırmak için yeşil var ya, palet. Sen kek yapıyorsan o zaman ben de ne yapayım? Söyleyeyim mi? Söyle. Lahmacun. Evet, ben de o zaman şimdi lahmacun yapacağım size, tamam mı? Tamam. Bekliyoruz bakalım. Tatlılar benden, yemekler senden. Evet. Gizem Hanımcığım kekimizi yaptı. Ben de lahmacun yapacağım. Hayatımda ilk defa Evet. deneyeceğim bakalım. Kuzineye vereceğiz. Nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Lahmacun yapımına başlamadan önce yarın büyük gün, cumartesi günü büyük haberimizi veriyoruz. Herkesi bekliyoruz videomuza, değil Evet, mi? herkesi bekliyoruz. Randevularınızı iptal edin, bize gelin. Cumartesi günü yani yarın güzel bir haberimiz olacak. 50 bin abone olmamıza özel. Aslında denk geldi ama biz de o şekilde paylaşacağız. O yüzden yarın herkesi bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Lahmacuna Koyalım. Ben de şunu fırına atayım ama. Evet, şimdi sevgili kocacığım lahmacun yapmaya başladı. Şöyle malzemeleri gösterelim. kuzinede lahmacun yapıyoruz. Şimdi buna ılık su koydum. Evet. 2 su bardağı ılık su. 2 su Tamam. bardağı ılık su koydu. Evet, şimdi de 1,5 su bardağı süt koyuyoruz. Tamam mı? Bu hamuru yumuşatmak için önemliymiş. Onun haricinde bir saniye bir kopya çekeyim. Evet, kopya çektim. Bir paket instant maya koyuyoruz. İnanın neden koyduğumuz hakkında bir fikrim yok. Herhalde kabarmasını mı sağlıyor? Tabii ki de. Maya neden kullanılır? Hamurun kabarmasını sağladığı için. Evet, koyduk. İnstant mayayı da Şimdi artık unumuza geçiyoruz. Bir kilo un Evet, koyacakmışız. 8 bardak. Onun içinde 8 bardak yapıyormuş. 8-9 bardak. Böyle alabileceğiz mi? Evet. Adacığım dersin başlamadı mı? Yavrum. Ara. Ne ara başladı da ne ara ara verdin? Lahmacuna daha başlamadın, kokusunu aldın geldi. Ya. Tabii tabii hadi hadi. Hadi yemek Kaç deyince bardak koydum? bir. İki İki. oldu. İnşallah yeter. Yedi. Ada da sayıyor onları. Beş dedim Ata da işte. benim istediğim kekten, pardon, benim yaptığım kekten istiyor. Kek Şey koyalım yapma. Kek mi? Bir çorba kaşığı da tuz koyduk. Tamam. Evet. Bu arada ben kek yaptım. Nasıl olmuş? Kakaolu kek. İçini pek sevmiyorum. Dışı daha güzel oluyor. Evet, dışı daha çıtır ya, o yüzden içi yumuşak oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu ele yapışmayacak şekilde iyice ovuşturmamız lazımmış. Çıtır. Tamam, o Yani zaman ellerimi mi daldıracağım? ellerini daldıracaksın. Yüzüğümü çıkarayım mı? Hayır, çıkarma yüzünü, niye çıkarıyorsun? Hiç çıkarttırmıyor. Allah Allah, niye çıkarttırayım? Elimi mi daldıracağım? Hayret bir şey. Böyle yakışıklı adamın yüzümü çıkarmış. İzlediğim videolarda makineyle çırpıyorlardı. Acaba ben de mi makineyle yapsam? Ha. Bence gerek yok ya, direkt daldır ya, biz Olur yiyeceğiz. mu? Olur, senin elinden şey olsa yenir. Yani ben hiç görmedim yemek kanallarında. Ya sen iki elini birden yaptın, o tuhaf oldu sadece. Nasıl yapacaktım? Tek elini yapacaksın, bunu da böyle çevireceksin şöyle şöyle. Ona da çevir. Sen bayağı iki elinizi Abo! daldırdın. Kızım bu slime'dan daha vıcık vıcık. Hayır,
Ha, iki elini daldırman çok gereksiz oldu şu anda. Onu başta söyleyecektim. Öteki elini, ne bileyim, bir anda sokuverdin içine. Biz Ankaralıyız, Urfalı mıyız? Ne bilek. Ne alakası var? Ben daha güzel yaparım çünkü sahneler yaptığım için elimi koydum. Ay, inanamıyorum ya. Evet. Şimdi şöyle, yalnız üstünü başına batırdım. Bir dakika bekle. Ada, şu çekmeceden anneciğim önlük var yavrum. Onu bir alır mısın bana? Ha, onu şimdi babana bir giydir bakalım. Babası, bir dön bakalım. Kafasından geçir. Geçir. Geçir kafadan. Evet. Yalnız mesaja da bakalım. Güzel aşçı. Güzel aşçımız. Sana da yakışıklı aşçı diye bir şey yaptıralım. Buna bence biraz daha mı unlandı? Bu su hiç ele yapışmayacak, kulağıma gelmeyecek gibi. Sen onu, evet, birazcık daha dur. Ben ona bir kaşık daha şöyle koyayım. Niye öyle oldu? Sen elini ovuştur. Ha, elini ovuştur. Benimki ters kurdele. Anne, benimki ters. Aynen. Evet. Bakayım, dön bakayım nasıl görünüyorsun. Gayet güzel oldu valla. Son hamur bükücü. Evet, şu an zannediyorum kıvam almaya başladı hamur. Bak, güzel oldu. Böyle yapacağız. Biraz daha alabiliriz yalnız. Elime daha çok yapışıyor. Yok, yapışıyor ama sen onu şey yapacaksın. Elindeki şeyi sıvaz şey yap. Böyle sıvazlanır. Öyle yap, gitsin o hamurla. Evet. Hamur yoğurma tekniklerini öğretiyorum. Yumruk at hayatım. Mesela siz İzmir'e gidiyorsunuz ya. Evet. İçimden kendime makarna bile yapasım gelmiyor. Evet, o bende de olur ama. Yalnız başıma mesela ben hiç yemek yapamam. Yani ama yemek de istemem. Siz olunca bir şeyler yapayım falan istiyorum. Evet, işte o normal güzel bir şey yani. Yalnızlık Allah'a mahsus diye boşuna demişler. Biraz daha mı koyalım? Evet, biraz daha koyabilirsin. Evet, şimdi hamurumuzu yarım saat mi bekleteceğiz? Evet, üstünü kapalı örteceğiz. Biraz bekletmeye, yani bir 20 dakika falan bekletmeye alacağız. Yakalandın mı? Evet. Kekini yiyordum da. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hamurumuzu yaptık. Şimdi streçliyoruz. Yarım saat streçli kalacak. Sonra da... Efendim? Sonra da içini yapacağız. Evet, bu burada dursun. Kalanını karanlığa mı koymamız lazım? Hayır. Tamam, burada dursun. Tamam mı? Sen de o sırada avokadonu göster. Evet. Evet, resmin videosunu çektiğimiz avokado vardı ya hani. Bakın ne hale geldi. Çok mutlu oldum ben bunu görünce. Çok tatlı. Bunu güzel bir şey alacağım. Büyük saksıya. Saksıya alacağım. Böyle büyüyecek. Ağaç olacak. Bayağı yapraklar. Çok güzel değil mi? Çok güzel yaprakları. Çekirdek duruyor mu hala? Evet. Çok sevimli oldu. Evet. Önlükler giyiliyor. Güzel aşçı. Evet. Hamurumuz bekledi, kabardı. Bakalım mı? Dur, birazdan bakalım. Neden? Şimdi iç malzemeyi yapıyoruz, tamam mı? Gel. İçerisine iki tane biber attık. Yeşil biber. Domatesleri böyle atıyor mu? At. Domates aslında 3-4 tane atmak gerekiyor. Ama o kadar domatesimiz yokmuş. Yarım demet kadar maydanoz. 3 tane soğan. İstersen 2 mi atsan? 3 çok olur ya. Bir de onu 2'ye bölseydin bari.
Böyle bütün niye attın? Olur ya, kesmeyecekti zaten bak. Yani içinde kalmasın. Evet. Seni mi kıracağım? Şimdi bunu çalıştırıyoruz. Gayet güzel görünüyor. Bağdat baharat, hayata lezzet katan tat. Bir dakika, şimdi bunun içine mi katıyoruz? Yes. Bunun içine değil mi? Tabii canım, nereye katacaksın? Kaç tane? 2-3 tane katıyorum. Domates salçası, aslında biber salçası da katılıyormuş. Güzel oluyormuş. Evet ama biber salçamız olmadığı için. Size de hiçbir şey yok arkadaş. Nasıl köylüsün sen? Evet. Tamam. Şöyle. Bu da mı bitmiş? Hayır. Kırmızı biber koyduk. Bir evet. Tatlı kaşığı. Bundan biraz. Onu direkt koyabilirsiniz içine. Çok güzel. Bu neydi? Karabiber. Karabiber. Şöyle. Biraz daha mı yapacağım? Tamam, yeter, çok acılı. Tamam. Çocuklar yemez. Bir çay kaşığı kekik koyuyoruz. Yeter bu kadar. Değil mi? Evet. Ve tekrar rondodan geçiyoruz. Evet, şimdi bir kaseye alıyoruz. Sen hayatında hiç yaptın mı lahmacun? Yok, yapmadım. Hı? Ufak bir şey yapmıştım sanki size, öyle el böyle detaylı değildi ama. Ha, küçük bir şeyler yapmıştım. Evet. Yani. O zaman böyle pide de çok güzel yapılır. Tabii yapılır, kolay aslında. Bir dahakine de sen pide yapacaksın. Tamam. Adayla beraber. Nasıl? Pide yapmıştım ben, doğru. Ha, doğru. Güzel. Bu arada güzel şey yapıyor ha. Pizza yapıyor. Evet, pizza yapmıştım, doğru söylüyorsun. El hamuruyla. Sıyırma şeysi nerede? Hani demin benden istemiştin. Makinada. Tabii bu arada şey söyleyeyim sana. Hani lahmacunu yapıyorsun ama ortalığı da lütfen batırmazsan çok sevinir. Bir yandan da ortalığı topla lütfen. Yemek yapmak benden. Çünkü ben bu mutfağı tertemiz yaptım. O zaman ben de mutfakta yemek yapayım. Ortalığı sen topla, olur mu? Merak etme. Biz yaptık mı toplamasını da bilirsin. Yav he. Tuz kullanıyoruz şimdi, tamam mı? 1,5-2 tatlı kaşık kadar. Evet. Tuz. Hadi bakalım. Evet, 1 su bardağı kadar da sıvı yağımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra işin en güzel yanına geliyoruz. Kıymalarımız. Şöyle 300-500 gram bir kıyma yeterli olacaktır. Evet, şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Artık iç malzememiz hazır. Tamam mı? Evet. Birazdan hamurumuzu açıyorum ve kuzinede hazırladıklarımızı ateşe veriyoruz. Efendim? Acıktınız mı bari? Acıktık vallahi. Seni bile yiyebiliriz. Size bol bol lahmacun vereceğim şimdi. Komşumuza da ikram edeceğiz. Komşunuz biraz önce bize sağ olsun maydanozumuz kalmamış, biberimiz bize biberle maydanoz verdi. Sağ olsun. Yanında da sağ olsun harika bir börek yapmış canım benim. Oy, içine baksana ne güzel oldu. İç harcı. Evet, iç harcı. Ben böyle yerim. Hadi ye bakalım, görelim. Ay! Kurt çıkar karnında. Ve hamurumuzu açtık. Bakalım olmuş mu? Oo! Kabarmış mı? Evet, kabarmış. Puf puf olmuş. Oo! Görüyor musun? Şimdi bunları ne yapacağız biliyor musun? 18 parça şey yapacağız.
böyle şeyler yapacağız. Anladın mı? Nedir evet, bana? Yuvarlak. Hı, şöyle yapalım. Tamam mı? Tamam. Bak böyle böyle. Çocukken pidecide çalıştığım için iyi bilirim. Nasıl, iyi yapmış mıyım hamuru? Evet, çok güzel yapmışsın. Bekliyor muydun benden böyle bir performans? Beklemiyordum. Niye, daha önce mantı yapmadın mı? Yani yaptın. Yok mu videomuz? Var işte, sadece videoda. Gerçekte görmedim ben. Ya var ya, gerçekten ayıp ya. Ya bu ne ya, cücük kadar. Ama onlar bir şey, bir şey söyleyeyim mi? Onları açınca çok büyüyecekler. Öyle şey düşünme yani. Küçücük kalmayacak. Açacaksın böyle bayağı büyük olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar büyük lahmacun sığmaz yani. Bunları böyle küçük küçük yapman lazım. Benim yaptığım kadar. Böyle büyük yaparsan 18 parça çıkmaz ki. Doğru diyorsun. Şu kadar falan olması lazım ya. Yani. Kaç tane yaptık? 19 tane yaptık. Hı. Şimdi yapışıyor. Ne kadar amatör. Şunu dökeceksin. Oklavayı niye unluyorsun? Yapışıyor hala. E demek ki ağlık arkasına yapamamış. Evet, transfer gerçekleştiriyoruz. Evet, bununla daha iyi olur bence. Gerçekten zor işler bunlar arkadaşlar. Ya işte pratiklik istiyor. O yüzden. Ya o yüzden hanımların kıymetini bilin. Yemek daha güzel. Şuradan dökülecek onlar. Allah Allah. Benim izlediğim videolarda kadınlar şöyle şöyle yapıp 2 dakikada açılıyordu. Benimkiler yapmış. Evet. Evet, şöyle Allah'a emanet açtık hamurlarımızı. Şimdi açmaya devam ediyorum bir yandan. Bu yanmaz kağıt değil mi? Evet. Yanmaz kağıdın üstüne koy, pişirme kağıdı. Şimdi buraya biraz koyacağız şöyle. İç malzememizi. Bu çubuk olur herhalde. Tabii, hemen olur bence. Sobayı yanıyorsa. Şöyle. Güzel gözüküyor mu? Çok güzel gözüküyor valla, harika. Hemen yiyesim geldi. Hemen olacak zaten. Ya iç harcı sanki çok fazla gibi geldi bana. Bol mu koyalım? Ama 19 tane yapacağız. Yani şey, çok mu? Abi gelir mi? Yeterli olur mu? Şunu koyalım. Bu ola dursun. Bunun tadına bakarız. Diğerlerinde devam edelim. Evet. Hadi gel. Çok sıcak. Şimdi açıp koyalım. Öyle mi koyayım? Aha, öyle işte. Hadi bismillah. Soba nasıl yanıyor, gel baksana. Oo, çok sıcak. İlle mi sıcak? Hayır. Sen yaklaşmayacaksın. Sen biraz kontrol et o zaman birazdan. Tamam. Ben de öbürlerini açayım. Evet, lahmacunumuz oldu. Aynen. Bu şerefi Gizem'e veriyorum. Evet, şöyle. Ben şimdi bunu nasıl alacağım? Of be! Yalnız bunu böyle şöyle alman lazım. Çünkü sen onu üstüne koy. Bunu alırsan bu tehlikeli, burada yanar herhalde. Atı sen çekiyor musun? Nasıl olmuş? Vallahi güzel görünüyor. Görüntüsü güzel. Açtım yordum. Hadi ye bakayım sen bunu. Lahmacunumuzu yiyoruz. Ay! Vay, harika olmuş. Sanki dışarıdan alınmış gibi. Vallahi çok güzel. Vallahi harika olmuş ha. Değil mi? Al. Ata'ya da ver. Ata al. Ata, ablana da götür. İyi oğlum, aferin. Ata al, ablana götür.
Güzel olmuş değil mi? Ablam bakalım beğenecek. Şöyle elinle göstersene lahmacun. Ay çok güzel ya. Evet. Kuzinede lahmacun yaptık. Diğerlere de şu an yavaş yavaş yapıp kuzineye atıyoruz. Gerçekten güzel oldu ama canım çekiyor. Sen karşımda yiyor. Aa çok güzel olmuş ha. Kesinlikle deneyin yani. Siz de deneyin. Çok basit gerçekten yani. Çok lezzetli ya. Hmm. Bize afiyet olsun. Evet bize afiyet olsun. Senin de ellerine sağlık. Çok güzel yapmışsın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın büyük gün. Cumartesi günü. Bizi bekleyin. Büyük haberi 50 bin haberini veriyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Pazar günü de aksilik olmazsa canlı yayın. Evet. Allah'a emanet kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aynen. Verdim ablana.